Motobike 2023'ten herkese selamlar değerli arkadaşlar. İstanbul Yeşilköy'de Motobike 2023'teyiz. Aurora standındayız. Gördüğünüz gibi yeni nesil teknoloji Aurora R-EV otomobil. Bu da pick-up modeli. Daha önceden şu hemen arkasında olan S1 modelinin bir inceleme videosunu Dinçer arkadaşımız çekmişti. Bize de sağ olsun vermişti. Biz de onu kendi kanalımızda da paylaşmıştık. Buradan da Dinçer arkadaşımıza selamlarımız olsun. O da inşallah cumartesi günü fuara gelmeyi düşünüyor, bir aksilik olmazsa. Hemen şöyle bir öncelikle bir Aurora R-EV'in pick-up'ın daha doğrusu teknik özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Şarj mesafesi 120-150 km diyor. Tabii bu şarj mesafesi sizi aldatmasın arkadaşlar. Bunlar yüklü olduğu zaman muhakkak düşecektir. Kullandığınız ortamlara göre, hava şartlarına göre, yokuşlara göre, rampalara göre değişecektir. Şarj olma süresi 4-6 saat, aküsü 72 volt 146 amper. Lityum aküye sahip, maksimum hızı 80 km. Uzunluk, yani ölçülerinden bahsediyor aracın. Uzunluk 3150 mm, genişlik 1297 mm, yükseklik 1567 mm. Dingil mesafesi 2300 mm, yani 2 metre 30 santim. 220 voltla, yani ev elektriği de şarj edebiliyorsunuz. Motoru 7,5 kW, yani 7500 watt gücünde elektrikli bir motora sahip. Ön arka frenler disk, 2 kişilik. Ön arka lastikler 145-70 R12 alüminyum jant lastiklere sahip. Klima dijital demiş. Ağırlık 407 kg. Bu boş ağırlığı bir ihtimalle. Yüklü ağırlığı da 1135 kg. Yani aşağı yukarı 500 kg civarı bir yük taşıma kapasitesine sahip. Aracın hemen şöyle ön tarafından bakalım. Ön tarafından bakınca minik bir jipe benziyor. Tabi alanımız dar olduğu için etrafını güzelce çekemiyoruz ama ön tarafta mercekli farlar var, sinyaller var, hemen farların içinde gizlenmiş şekilde. Aurora yazısı var. Krom kaplamalı detaylara yer verilmiş. Şöyle LED lambalar var burada. Bunlar herhalde sinyal lambası olabilir bunlarda. Aynamızda gördüğünüz gibi sinyalimiz de mevcut. Hemen kapıya da şöyle bir bakalım. Kapısı gayet geniş duruyor arkadaşlar. İçine oturma pozisyonu bence rahat ama maalesef kapısı fazla açılmıyor. Biraz daha açılsaydı çok daha iyi olurdu. Aracımızın aynaları gördüğünüz gibi sağ sol aynaları buradan elektrikle ayarlayabiliyoruz. Sağ sol böyle. Şu an sol aynada. Şöyle yaptığımız zaman sağ aynada. Böyle de gördüğünüz gibi şöyle yapabiliyoruz. Şöyle ortaya aldığımız zaman ortada da duruyormuş. Herhalde boş bu da. Isıtma olduğunu zannetmiyorum. Direksiyonumuz da bu şekilde. Hava menfezleri var. Etrafı krom kaplamalı. Ön tarafında da aracın şöyle bir bakalım. Düz bir yapıya sahip. Ufak tefek böyle kitap, defter, dosya gibi şeyler koyulabilir. Direksiyonu kilitli maalesef. Aracın camları buradan açılıp kapanıyor mu diyeceğim ama şu küçük camlar belki elektrikli olabilir. Açılıp kapanıyor herhalde. Onları gösteriyor buradan. Burada da cam rezistansları. Vitesleri de burada arkadaşlar. D, N, R ileri geri. Eko modu da varmış. Multimedya ekranı da var araçta. Bu da gerçekten güzel. Yani radyosu, teybi. Daha doğrusu USB falan takılabiliyor. Micro SD kart takılabiliyor. Şuraya da USB takılabiliyor. Güzel de multimedyası da mevcut arkadaşlar. Ön tarafa da şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi aracımız otomatik. Gaz, fren var. Şurada da el freni. Şurada bir 12 volt çakmaklık var. Ayrıca burada da bir acil durum butonu var. O da güzel bir özellik arkadaşlar. Anahtarımız da hemen burada gördüğünüz gibi direksiyonun sağ tarafında. Burada cam sileceklerimiz iki kademe hızlı yavaş. Sağ sol sinyallerimiz. Koltuklarımız da ileri geri gidip geliyor. İki koltukta aynı şekilde raylı. Şöyle gözüküyor. Şarj kablosu var. Lityum bataryalı olduğu için hızlı da şarj olabiliyor biraz daha. Tavanda şöyle bir lamba var. Ama şu açılır tavan arkadaşlar, daha doğrusu açılır bir perdesi var. Perdesi açılıyor. Ama şu cam kısmı gayet geniş. Gerçekten çok iyi. Bunu da iki kademeli yapmışlar arkadaşlar. Şöyle çekip yarıya kadar şöyle bakın. Şu şekilde de olabiliyor. Tamamen de kapatabiliyorsunuz. Güzel olmuş bence. Başta yamaları var. Koltuklar da bu şekilde arkadaşlar. Aracın içi böyle. Şöyle bir de arka tarafına bakalım. Aracın burada böyle gördüğünüz gibi şarj edeceğimiz kısmı var. Arka taraf frenlerde de gördüğünüz gibi disk frenler var. 12 inç jantlarımız var. Ama lastik yanakları kalın olduğu için çok konforsuz bir araç değil.
aracın arka kapağı açılıyor. Bu yanlar açılmıyor arkadaşlar maalesef. Onu söyleyelim. Arka pick-up'ın arka kısmı da böyle. Yani aşağı yukarı 1,5 metrekare bir alan var burada. Bu da güzel olmuş. Hemen şöyle tepede bir de görünür bir radyosu var. Şuna da bakalım. Buralardan açılıp kapanıyor arka kapaklar. Sinyalleri, plaka lambaları ve arkada arkadaşlar ayrıca gördüğünüz gibi bir de geri görüş kamerası da mevcutmuş. Az önce onu multimedyadan bahsederken ondan bahsetmemiştik. Alanımız dar olduğu için çok fazla bir kıpırdama, yani aracın etrafını güzelce çekme şansımız yok ama araç böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz bir araç almak isteyenlere, ticari amaçla kullanacak olan arkadaşlara kesinlikle ben bunu tavsiye ederim. Bence gayet güzel, elektrikli, ekonomik bir araç. Yani yaklaşık olarak 15 lirayla 80-100 km yol rahatlıkla yaparsınız diye tahmin ediyorum. Sonuçta ben de elektrikli bir araç kullanıcısı olduğum için bunların ne kadar yaktığını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Arabayı merak edenler de yeterince bilgi edinmiştir diyoruz. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.